Evet arkadaşlar, bugün Ercan'dan çıktık yola. Karakaya'dan Aygır yönüne gideceğiz. Yanımızda Ercan Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Mert Elverici ve Ebrem Boğa var. İki tane profesörle gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız. Mağaralar genellikle bu son hareketi olduğu için onların hepsini yıkayıp götürmeye hiçbir şey kalmıyor. Evet. Yani şu ana kadar mağaracılık tarihinde bak kaç tane mağaracı var Türkiye'de 1950'lerden beri. Bir sürü mağara araştırma dernekleri var, şu anda mağaracılık federasyonu var. Binlerce kişi. Hani tarihten beri mağaraya giren Türkiye'deki ve mağaraları araştıran. Bu arada ben doğru biliyorum değil mi hocam? Yani şu yolculuk. Yani doğru, doğru. Yok, doğru biliyorsun. Oradan çık. O insanları şey yapsan, düşünsen. Arkadaşlar şu anda çok zorlu yerleri geçtik. Dağın en zirvesindeyiz hemen hemen. Göle doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yol hiç gözükmüyor yani, böyle tek ufak bir çizgi halinde. Bayağı bir zorlandık ama. Baksana biraz daha renkler dönmüş olsa çok güzel bir manzara olur burada. Keşi dağlarında, yani vadi içinde kalmış bir bölge. Kimse herhalde burayı, bu bölge halkından başka kimse herhalde bilmiyor sanırım. Ama güzel yani, bayağı hoş. Yani sal ördeği aratmayacak kadar güzel. Manzarası var şu anda. Çok güzel bir yerden geçiyoruz. Yaklaşık şu anda herhalde 2000 rakımındayız. 2000'i belki geçtik. Arkadaşlar yani salırdığı aratmayacak manzaralar yani burası. Mert hocam da buraya ilk kez geliyor. Çok heyecanlı. Kendisi akademik çalışmalar yürüten bir arkadaşımız, bayağı başarılı. Mağaralar varsa yönlendirebilirsiniz. Mağaraları çok seviyor. Dalış yapmayı seviyor, dağa çıkmayı seviyor. Sen bana şey de öğret ya, dağa tırmanıyorsun ya, ip mip bağlamayı, inmeyi. Bana onu öğret hocam. Evet, şu anda çok riskli bölgeden geçiyoruz. Yani yaklaşık üstümüzde 25-30 metrelik dik kayalar var. Burası daha fazlaymış. 50 metreyi buluyor. Kayaların düşme ihtimali de çok yüksek. Çünkü yağmur yağmıştı. Kayalar hareketli. Biliyorsunuz kayalar herhangi bir gürültüde hareketli. Hareket algıladığınız zaman yavaş yavaş dökülmeye başlıyor yukarılardan. O yüzden bu bölgeler biraz riskli bölgeler. Burada ağaçlar erkenden sararmış. Çamların çok yoğun olduğu bölgeden geçiyoruz. Burası muhtemelen evet yayla yeri. Hayvanlar için av yapmışlar. Ama güzel bir yer. Aşağıda su vardı derede. İşte yayla yerlerini suyun olduğu bölgelere de genellikle kuruyorlar. Bu bölgede de su var ve çam ağaçları çok fazla bu bölgede. Yani ekim yapılmış, kendinden mi olmuş bilmiyorum ama bayağı fazla var ya. Şu anda dik bir yerden çıkıyoruz. Yol bayağı kötü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok berbat bir yerden gidiyoruz. Aracımız 4x4. Ona rağmen yani zor çıkıyor.
götürüyor. Ama yol berbat yani. Kumlu. Lastikler yer tutmuyor. Patinaj yapıyor. Sağ tarafımızda kalan bölge, görüyorsunuz her taraf ağaçlar rengarenk. Doğada her ton var şu anda, sarısından pembesinden yeşilinden her kahverengisine kadar bütün renklerin tonlarını burada görmek mümkün. Ve şu anda zirveye doğru çıkıyoruz. İlerledikçe de yol iyice kötüleşiyor. Çekseydim keşke. Google Earth'ten. Yani bu ekran görüntüsü almış. Tamam. Çekerken beni çekseniz dediniz. 39. Markasın. Ya boşver abi. 4.39. Tamam. Sonra 39. 8.47. Benimkiyle çekme. Aygır mıydı gördüğünüz gibi? Aygır. Hayvan gitti ondan sonra çekti. Şuradan durdum. Şuradan girince falan. Tamam hayvan ince derken hayvanla resim olacak.
soldaki yol çok düz lan. Aha, ben de baktım. Şu anda 3100 metredeyiz ve yol inanılmaz berbat. Hep kayalarla dolu. 4x4 araç olmasına rağmen zorlanıyor. Şu an karşımızda Munzur Dağları, en dipte görünen muhteşem bir manzara var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şimdi geldik Aygır Gölü'ne. Yol aşağıya doğru iniyor. Çıktığımız gibi denize şimdi. Evet arkadaşlar, şu anda göle doğru yol alıyoruz. Az kaldı, bir 10 dakikalık bir yolumuz kaldı ama yol inanılmaz berbat. Dediğim gibi gelirseniz 4x4 araçlarla gelin. Yoksa yolda kalırsınız. Araçlarınız iyi olsun yani. Yanınızda yedek lastiğiniz, ondan sonra bijonun anahtarlarınız çok sağlam olsun. Başka da bir şey yok herhalde. Değil mi hocam? Arkadaşlar şu anda Aygır Gölü'ne geldik. Önce size şeyi göstereyim. Buradaki su kuraklıktan dolayı ne kadar çekilmiş. Şu anda buradan aşağıya doğru size adımlayabilirim. Eskiden suyun olduğu noktayla şu andaki mevcut olan suyun arasını 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 metre diyebilirim arkadaşlar. Yani 27 metre şu anda düşmüş su buradan. Kuraklık izlerini net bir şekilde burada görmek mümkün. Göl muhteşem ama gerçekten. Görüyorsunuz arkadaşlar, masmavi gökyüzü, bulutlar yansıyor böyle. Ama su, hava inanılmaz soğuk şu anda dışarısı. Geçen sene 29 Aralık'ta gelmiştik buraya. Tabii yürüyerek dağdan gelmiştik şu taraftan. Ondan sonra gölden buraya çektikten sonra gölün üzerine komple buzdu geldiğimizde. Buradan şuradan devam etmiştik. Çöp torbası mı yapacağız? Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi Aygır Gölü'ndeyiz. Çayımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Çayımızı kaynamak üzere. Şöyle. Abi şu ambalajları çekme ya. Hangi ama? Ne? Mecbur yapacağım. Doğal olsun. Şu torba. Tamam, yapacağım. Bir şey yok. Evet. Her şey var. Üzüm var. Bal var. Tulum peyniri var. Zeytin var. Domates, salatalık. Kaşar. Diğer peynirden de varmış. 5 çeşit peynir var. Sanki otelde şey mi yapıyoruz ya? Valla ya. Ben gittikten sonra kahvaltıyı bıraktım. Onun sayesinde kahvaltı yapıyordum. Çok. Ama hava şu an bayağı bir soğuk. Şimdi Mert arkadaşımız aynı zamanda dalış yapacak. Serbest dalış göle. Gölün altında ne var ne yok. Onu da bize söyleyecek tabi. Bir
taraftan da arkadaşlar bak gelmişler burada balık tutmuşlar. İşte burada balık hamuru diye bir şey var. Getirmişler böyle. Şişeler, mişeler, çöpler. Gerçekten şurada bak. Şu ileride konserve kutuları bayağı var. Her taraf pislik içinde yani. Naylon, çöp, poşet yani her taraf dolu yani. Bende de var. Ama hava soğuk ya. Onun çok yağ yetiş. Gördüğünüz gibi gölün içine her şeyi atmışlar yani içinde. Şimdi Mert arkadaşımız kamerayla çekti. Kim bilir ki neler vardır. Bakın iki tane de burada. Uzun namlulu tüfek mermisi var. Boş taba atılmış. Alabilirsen alacağım. Bir tane de şurada var. Ona yetişemem herhalde. Şöyle atayım. Yani şurada resmi atış talimi yapmışlar burada gölde yani. Neydi? Abant Gölü'nde susamurların iskelelerin altına yuva yapıyor. İskelelerde de bunlar düğün müğün yapıyorlar. Orada bir tane küçük altın bulmuşluğum var. Arkaya doğru çek. Aynen abi. Tamamdır. Şimdi bir de bunu şunun içine yapayım. Şimdi Keşiş Dağları'nın 2600-2700 arasında ayın gölündeyiz. Yanımızda Ercan Öğretmeni'nden öğretim görevlisi Mert Elverici var. Göle serbest dalış yapacak kendisi. Aynı zamanda göl içerisindeki atılan atıkları işte ne var altında ne yok işte onları da toplayacak kendisi. Şimdi kendisine ufak bir söyleşi yapalım. Merhabalar hocam. Merhabalar. Daha önce bu tür göllere daldınız mı? Aslında birkaç kere daldım ama hani çok da hani uzmanlık alalım diyemem. Biraz meraktan aslında bakacağız. Tam dalmayacağım da aslında. Sadece şöyle bir yüzeyden bakacağım. Su çok berrak olduğu için içindekileri görme şansım olacak büyük ihtimalle. Bir alpin göl böyle bu kadar insan etkisi altına maruz kaldığında neler oluyor? Biraz onu merak ediyorum açıkçası. Hali hazırda gölde zaten bir tane yabancı bir tür var. Gökkuşağı alabalığı. Bu gölde ürüyor. Ve biz de hani merak ediyoruz acaba nedir popülasyon durumu?
balıkçılar tarafından aslında sıklıkla tutulduğunu biliyoruz. Biraz onu görmek istiyorum. Bir de bu gölde yaşayan bir tane de dağ kurbağası var. Mesela alabalık bu kurbağayı nasıl etkiler? Kurbağa larvası görme şansım olacak mı? Veya kaç tane kurbağayı su altında gözlemleyebileceğim? Bunlar da kafamdaki sorular. Tabii bir de kirlilik meselesi var biraz. Bu konuda halkımız duyarsız olduğu için zaten dışarıda da çok fazla sayıda çöp gördük. İçerisi nasıl onu da merak ediyorum açıkçası. Onu da çıkınca göreceğiz bakalım. Evet, aynen. Bakalım nasıl olacak, merakla bekliyoruz. Tamam, kolay gelsin hocam. Kullanıyorum abi yavaştan. Evet, başka Hülya Hasan Efendi'nin ziyareti. Burası da kaldığı yer.
da Güllü Besi. Kaynak suları burada var. Şu karşı yamaçta var yine aynı şekilde. Şu üç yerden gelen su. Burası Güllü Besi ama tabii tahminen yer altından da kaynayan bir suyu var. Çünkü aşağı Çam Deresi'nin üzerinden çıkan su, bu çıkan suyun belki 10 katı, belki daha fazla yani. Oltalı makarası. Arkadaşlar görüyorsunuz gölün içinde her şey var yani, buraya yol gelmiş. Ondan dolayı herkes rahatlıkla gelip gidebiliyor. Yani şöyle gölün etrafını dolaştım. Ne ararsanız var yani. Pet şişesinden bira kutusuna, kola şişesinden soda şişesine kadar, naylondan çöp, her şey var. Yani inanılmaz bir kirlilik var. Yani çok hızlı bir şekilde buralar kirleniyor. Görüyorsunuz gölün içinde yine bir semaver görüyorsun arkadaşlar yani. Adamlar burada bırakıp şey atmışlar daha doğrusu. Şimdi ben bunu daha yukarı bir noktaya atacağım. En azından gölün içine girmesin. Bir dahaki geldiğimizde buranın etrafını artık mecburen toplayacağız. Şöyle bırakacağım şuraya. En azından gölün içinde olmasın. Bir dahaki geldiğimizde çevre temizliği yapmamız gerekiyor. Çünkü inanılmaz. Görüyorsunuz bakın. Orada da borular var. Yani her şey var yani. Ne arıyorsanız var burada. Terlikleri bana uzatır mısın ya? Hocam gölün altında ne buldunuz? Gölün altında bol miktarda çöp. Ondan sonra tabi biraz da sedimanla kaplanmıştı. O yüzden yani görünenden çok daha fazla olduğuna eminim. Pet şişe, kutu, içecek kutuları yani. Naylon torba çok fazla. Bu arada birkaç olta malzemesi şuraya bir yere attım ama nerede bilmiyorum şu anda. Onun dışında alabalık popülasyon, gökkuşağı alabalığı. Yani biraz gözlemlemesi zor bir tür. Özellikle ilişkin olanları mümkün değil. Eğer onlar size yaklaşırsa siz onları görebiliyorsunuz. Siz onları yüzerek yaklaşamıyorsunuz. Ama gerçekten görmesi güzel bir tür. Biraz da yani çok büyük bireylerle karşılaşmadım genelde. Hani böyle bir gökkuşağı alabalığı için küçük denebilecek kadar küçük bireylerdi ama yetişkin olduklarını düşünüyorum. Daha fazla büyümüyor olabilirler bunun yol koşullarında. Genç bireyler biraz daha cesaretli. Onlar kendileri geliyorlar zaten. Çok korkmuyorlar ama yine de onları da fotoğraftan çekmekte bayağı zorlandım. Çok hareketliler çünkü. Biraz da ışık konusunda sıkıntı yaşadım. Özellikle belli yerlerde daha bol aktivite gösteriyorlar. Bunun tam mantığını anlamadım ama biraz kayalık yerleri seviyor olabilirler. Onların dışında biraz makrofit vejetasyonu var özellikle.
karla türü, cinsi daha doğrusu bitkiler var. Açıkçası bunların dışında fazla yaşam canlıyla karşılaşmadım diyebilirim. Alabalık popülasyonu da hani düşündüğüm kadar büyük değildi açıkçası. Çok kalabalık bir popülasyon değildi. Böyle gördüğüm şeyler. Evet arkadaşlar, şimdi Aygır Gölü'nden dönüyoruz. Yukarı zirveye çıkmak üzereyiz. Buradaki rakım 3100 olması lazım. Solda. Hemen gördüğünüz sağ tarafın Çayırlı tarafı. En kötü yerlerinden biri burası. Bayağı bir kötü. Keskin taşlar aracın lastiklerine zarar veriyor. Ondan dolayı çok dikkatli gitmek gerekiyor. Bağlıydı. Hala aynı yerinde bağlılar. İlginç bir şey yani, merak ettim. Yani hiçbir sürü yok, bir şey yok burada. Hayvan bizi mi korkutmaya çalışıyor? Ayağını yere sürüyor. Sevince hayvanlar. Suya yakın bağlamış ama ot yok, hayvan burada ne ot yiyecek, yazık ya.
Yok, zayıf da değil ama yani ot da yok burada hayvanlar. Sürü de yok burada. Hiçbir şey yok. Anlamadım ki. Bu hayvanları niye buraya bağlamışlar? Havada buz gibi biliyor musun? Yazık ya. Evet arkadaşlar. Geceye kaldık. Yolda kötü. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Karşı tarafta da Muzur Dağları'nın teklerinde de şimşekler çakıyor. İnşallah bu tarafa yağmur gelmeden erkenden ineriz. Çünkü şu anda kayalar bile yola gelmiş. Evet, sabah buradan geçtik. Çok güzeldi aslında. Kabakların rengi mengi ama şimdi geceye kaldık. O yüzden çok fazla belli olmuyor bu bölge. Evet, her yol boyunda yaylacıların çadırları. Tam iyi yere de koymuş yani, her tarafı görüyor. Yolun üzerine de bağlamış bak buralara. Çok dar ve kötü. Hemen sağ tarafımız yaklaşık 500-600 metre uçurum. Çok dik. Dört çarpı dört araçların gidebileceği bir yol. Dere kesimlerinde dereden gelen sel yolları bozmuş. Çok kötü. Dört çarpı dört aracımızın olmasına, aracımız olmasına rağmen en az 8-10 yerde 6 vurdu. Bayağı bir kötü yol ya çünkü. Sular da bozmuş, yağmur suları, yolları. Şu anda burası bir nebze daha iyi yani.